Herkese merhaba. Şöyle güzel bir su böreği yapalım mı? Ne dersiniz? Birkaç tepsi su böreği yaptım ama size bir tepsilik su böreği ölçüsünü vereceğim. Yoğurma kabına 4 yumurtayı kırıyoruz. 1 su bardağı su ekliyoruz. Tuzunu ve ununu ekleyip iyice yoğuruyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Unun miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Hamurumuzu tezgahımıza alıp iyice yoğuruyoruz. 10-15 dakika kadar dinlendiriyoruz hamurumuzu. Dinlenen hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Bir tepsiye 9 beze yaptık biz. Tabii inceliği, kalınlığı tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Bezeleri ayırdıktan sonra bezelerimizi bir poşete koyup ağzını kapatalım ki kayısılanmasın. Bol un yardımıyla artık açıyoruz hamurlarımızı. Hamurumuzu incecik açıyoruz. Annemle oturduk, karşılıklı hamur açıyoruz. Biraz önceki hamuru annem açıyordu, şimdi sıra bende. Hamurun rahat açılabilmesi için bolca un dökmeliyiz. Açma işlemini bitirdikten sonra bu şekilde ununu çırpıyoruz. Hamurlarımızı temiz bir örtünün üzerine serip 15 dakika kadar kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra üst üste alıp artık pişirme işlemine geçiyoruz. Büyük bir tencerede su kaynatıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Bir tepsiye 1 çay bardağı olacak şekilde sıvı yağımızı da hazırlıyoruz. Fırın tepsimizin tabanını sıvı yağla çok iyi yağlıyoruz. Ayrı bir leğene de soğuk su koyuyoruz. Bir yufkayı tepsimizin tabanına yerleştiriyoruz. Kaynayan suyun içerisine bir yufkayı düzgünce bırakıyoruz. Bu şekilde aça aça pişirelim, yoksa yapışır. Yarım dakika kadar pişirdikten sonra yufkamızı soğuk suya atıyoruz. Kevgiri ters çevirdik. Soğuk sudan çıkardığımız hamuru kevgirin üzerine böyle koyarak suyunu süzdürüyoruz. Hamurumuzu tepsimize yerleştiriyoruz. Fırçanın ucuyla çok az sıvı yağ sürüyoruz. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki gördüğünüz gibi hiç yırtılmıyor ve gayet güzel pişirdik ve sudan çıkarıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Her kata çok az sıvı yağ sürüyoruz. Tepsinin tabanına 5 kat yufkayı döşedikten sonra 5. katı da koyuyoruz, yağlıyoruz ve artık istediğimiz içi koyuyoruz. Biz hem peynirli hem kıymalı yaptık. İçimizi de koyduktan sonra üzerine 4 kat daha yufka seriyoruz. Her bir yufkayı haşlıyoruz ve onun üzerini çok az yağlıyoruz. Böreğinizin kaç kat olacağı tamamen sizin damak zevkinize bağlı.
Kayseri'de su böreği ince sevilir, Konya'da biraz daha kalın sevilir, Afyon bölgesinde daha kalın olduğunu duymuştum. Bizim su böreğimiz tamamen bizim damak zevkimize göre yapılıyor şu anda. Ne çok ince ne çok kalın. Döşeme işi bittikten sonra elimizi yağa batırıp kenarlarından güzelce yağlıyoruz, üzerinde yağlıyoruz. Alt üst ayarda önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında kızarana dek pişiriyoruz. Böreğimiz pişerken biz diğer tepsimize geçtik. Bu böreğimizde kıymalı yapacağız. Toplamda bir tepsiye 9 kat yufka seriyoruz. Böreğim pişti. Böreğimiz biraz serinledikten sonra kenarlarından bu şekilde açmaya çalışıyoruz ve böreğimizi ters çeviriyoruz. Çok kolay çevriliyor gördüğünüz gibi. Fırında piştiği için böreğimiz üstü çok sert oluyor. Böyle ters çevirdiğimiz zaman alt kısmı sanki ocakta pişmiş gibi güzel oluyor. Artık dilimleyip servis yapabiliriz. Bu kıymalı su böreğimiz. Bu da peynirli su böreğimiz. Peynirli ve kıymalı su böreğimiz hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.